Hyundai Yeni Kona, Aslı Şafak'la işin aslını sunar. Astrolojik en önemli gök olayları 6 Mayıs 2021'e kadar etkilerini hissedeceğiz. Gökyüzünün adalet kılıcı bu tutulmayla yeryüzüne indi. O gözler bana eskisinden yabancı. Ve biz istedik ki işte İstanbul'un herhangi bir mahallesinden çıkıp fark yaratabilirsin. Yeter ki hisset, kendine dürüst ol, çabala. Her ya da geç sonucunu alıyorsun zaten. Peki Murat Güloğlu'na aşık kızlar. Yazın. Hayır, yazmayın. Onlar anladı, yazsınlar. Murat Güloğlu TV Instagram adresi. Yazmayın. Sürekli bakıyorum. Kimler ne yazmış, ne yapmış. Karın çok 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 daha üstü katlar olabilirmiş yani hayatta, değil mi? Çok doğru. Siz bayağı bir taşa tuttular sizi bu Covid sürecinin başında. Hala tutuyorlar mı? Yok, tutmuyorlar. Taşa tuttular. Aslında taşa tutmanın ötesinde oldu. Şimdi başlangıçta olay benim aslında söylediğimden çok fazla farklı gelişmedi. Yani insanlar sen hafife alıyordun şeklinde diye düşündüler ama öyle değil. Yani biraz akıllarını başlarına toplarlarsa, biraz televizyonun sesini kapatırlarsa, durumdan haberdar olabiliyor muyuz diye bakarlarsa, bir de başka hastalık durumlarını da hesaba katarlarsa süreçte çok fazla bir beklenmedik durum olmadı. Batı'nın aksine. Batı'da oldu. Türkiye'de olmadı. Ama ne oldu? Günlük yaşamda ufak tefek değişiklikler, işte insanların birbirine karşı tavırları, davranışları. Bir tek yalnız bir yerde bir ciddi uyarı gibi geldi. Ciddi derken kimden geldiği de belli değil ama savcılıktan duyuru olarak geldi. Ne için dedim? Karakol sizden bir görüş almamız, daha görüş almıyor daha doğrusu, benden bir şekilde gidiyorum, ifade almak istiyorlar. İfade için gittim. Neymiş dedim. Vallahi bir internet sitesinde bir arkadaşımın YouTube sayfası bile, Instagram sayfasına verilmiş bir görüş nedeniyle. Şunu anladım. Bir şeyin çok üstüne giderseniz o sırada kimse bir şey söylemediği için fazla yankı buluyor. Siz diyorsunuz ki şöyle şöyle olması olasılığı var. O lafı bir çeviriyorlar çünkü herkes köpürtmek istiyor. Çünkü köpürtmenin getirdiği bir ek kar var. Rating istiyorlar. O yüzden aldığınız, söylediğiniz lafları çarpıtıyorlar. Çarpıtı o zaman dedim en iyisi bunun susmaktır. Susmaktan kasıt şu. Zaten akşam programlarındaki en son sözümüzü söyledik. Kasa kazanır dedik. Kasanın kazandığı kazanmadığı konusunu herkes lütfen kendisi değerlendirsin. Birkaç tane videoyu koyduk. Bununla mücadele eden insanlar var, hadi onların da haklarını koruyalım. Sonunda baktık, yani yeni bir şey söyleyemiyorsanız o zaman gereksiz yere de konuşmamak lazım dedik. Şu an yine bir konuşma faslı başladı. Çünkü level değişti artık, aşı var diyorlar. Bu sefer insanlar bana dönüyor, soruyor sen ne yapacaksın aşı maşı hikayesi konusunda, nedir tavrın, işte senin görüşünle benim görüşüm naçizane, o beni aslında ilgilendirir bağlar da. Ama bir şey de zaman... doktor istiyorlar, görüş almak istiyorlar. Bireysel söyledikleri zaman ben söyleyeceğimi söylüyorum. Tedavi aşamasında hastalığı geçirmekte olanlar için de söyleyeceğimi söyledim. Ama bireysel olarak söyledim. Çünkü siz bazen arı kovanına çomak sokmayacaksınız. Mevcut sistem kendi içerisinde yolunu bulur. Ama siz buna dışarıdan daha iyi olacağını zannederek müdahale ettiğiniz zaman daha iyi olmayabilir. O zaman beyanatlarınıza da dilinize de hakim olacaksınız. Yani yanlış anlaşılmalar, yanlış ifadeler, bir de insanlar bu işin söylendiği zaman o an için çok büyük yankılar getirebileceğini anladı. Medya bile kendini buna göre yeniden yapılandırdı. Şimdi bilmem neyi açıkladı diyor. Bakıyorsunuz merak oluşuyor tabii. Tıklıyorsunuz. Bir şey açıklamamış aslında. Tek tek söyledi diyor. Bakıyorsunuz bir şey söylememiş aslında. Ama medya eninde sonunda o reytingi alabilmek, tıklanmayı alabilmek için yöntemlerini değiştirmeye başladı. Doğrudan haberin içeriğini başlıkta göremiyorsunuz. Mutlaka değiştirilmiş oluyor. O zaman
okumalarınıza devam ediyorsunuz ve süreci izlemeye başlıyorsunuz. Ara bir insanlar istiyorlarsa eğer Instagram bağlantısı falan yapıyorlar. Yani o mecralar var. Evet. Her şey televizyon değil sonuçta, her şey. Yazılı olarak bir şeyler koyuyorsunuz. Başka konulardan bahsediyorsunuz. Ha, hep söylediğinizde şu oluyor. Bugünler geçer aman dikkat edin. Bugünler geçer sağlam durun. Psikolojinizi ayakta tutun. Bir de sosyolojik yapınıza dikkat edin. Çünkü insanlar gerilim altındayken büyük böyle değişiklikler içinde kendilerine fırsat arar. Mesela çift iyi kötü geçiniyordur. Siz alıp onu pandemi cenderesine sokarsanız orada infilak haline gelebilirler. Bir evlilikten bahsediyoruz mesela. Bunlar olabilir ve bu toplum içerisinde bu oldu, olacak. Belki bundan sonrasında başka deşarjları da göreceğiz tekrar. Bunlara karşı hazırlıklı bulunmalarını aslında önerim sadece buydu. Çünkü aradan geçen kaç ay geçti? Şimdi şöyle hatırlayalım. Mart biz Mart'ta düşünün. Yaptık. Mart'ta yaptıysak tabii. Neredeyse baksanız 9 ay geçti. 10 ay geçti. 10 ay içerisinde ne söylenebildi fazladan? Maske, mesafe, hijyen. Maske, mesafe ne söylüyor? Başka ne söylendi? Hiçbir şey söylenmedi. Bir de işte aşı çok şimdi, son zamanlarda. Şimdi mesele döndü dolaştı. Aşıya geldi. Aşıyı yaptıralım mı, yaptırmayalım mı? Hangi aşı üstün? Birbirinden farklı aşılar var. İşte medya yine her seferinde olduğu gibi başarı öyküleri yazdı. İşte gurur kaynaklarını belirtti. İşte bizde de yerlisi geliştiriliyor falan dedi ama o hep yerlisi geliştirilir, hep geliştirilme aşamasında kalır. Biz bugüne kadar sonucuna erişmiş olanı çok fazla göremedik. Tanı kitlerinde de aynı şey bir yere kadar söz konusu oldu. Hiç olmazsa orada bir pozitif artımız oldu ama diğer açılardan baktığınızda 3 tane kavram maske, mesafe, hijyen artı şu an tartışılmakta olan aşı meselesi dışında 10 ayda bir gelişme elde edemedik. Bu arada bilim camiası araştırmalar yayınladı. Ne gönderseniz üstüne COVID damgasını basın neredeyse yayınlanır hale geldi. Çünkü öncelikli mesele bütün dünya bunu kabul etmeye hazır. Yani siz sadece alakasız mesela medya ve COVID diye yazıyı gönderin sosyoloji dergisine falan kabul ettirebilirsiniz. Yani çok böyle parlak dergilere kabul ettirebilirsiniz. Sadece üzerindeki bu marka değeri nedeniyle. Hmm. Bunlar yapıldı ama günlük yaşamımızı aksedeni herkes görüyor. Sonuçta pandemi bir şekilde bildiği şekilde varlığını sürdürdü. Biz bunun göstergesi olduk, medya göstergesi oldu. Zaman zaman altını açarak gösterdi, zaman zaman kısarak gösterdi. Bugünlere kadar geldik. Yani şunu düşünüyor musunuz? Ya ben biraz olayı küçümsemişim dediğiniz oldu mu? Oldu. Ne zaman oldu onu söyleyeyim size. Olayın aslında ısrarla sürdürüldüğünü gördüğüm zaman oldu. Hmm. O zaman dedim ki bu aslında başka bir şey. Niye? Çünkü bir gün WhatsApp gruplarından bir mesaj geldi. Bir ekran görüntüsü çekmişler. Bir bilimsel makalenin ekran görüntüsü. Makalenin ben önce fake dedim. Herhalde birisi uydurdu, Photoshop yaptı. Çünkü virüsü tanımlıyor ama makale 2015'te yayınlanmış. Onun üzerine gittim araştırdım. Makale doğru çıktı. 2015'te bir SARS virüsü alıyorlar. Onun üzerine işte o spike proteinleri denen şeyleri genetik olarak yerleştiriyorlar. Ondan sonra bunu değişik yaş gruplarında farelerde deniyorlar. İleri yaş farelerde ölümle seyrettiğini, genç farelere bir şey olmadığını görüyorlar. Bunun içerisinde Wuhan Enstitüsü var. Wuhan Viroloji Enstitüsü. Amerika Birleşik Devletleri'nin FDA'yı de var. İşte İsviçre'nin bilmem ne enstitüsü de var. Şimdi ben bunu gördüğüm zaman iki şeye geldim. Bir, bu planlanmış olay. Ben 2009'dan beri içindeyim ama şu an artık olay farklı bir yere gitmiş görünüyor. İki, şunu reddedemedim. Zaten sorun orada çıktı. Acaba iyi niyet var mıdır diye. Çünkü siz bir şeyi bu kadar egzajere ettiğinizde mevcut olan yok değil, var. Ama beri yanda da sürekli pesimist bir tablo, sürekli kötümser bir tablo. En kötüsü daha gelmedi, daha kötüsü gelecek, bu daha başlangıç, işte seneye daha büyüğü gelebilir, öbürü bilmem ne olabilir, bir sonrakinde daha kötü seyredebilir. Bu süreç hiç değişmedi, bütün dünyada değişmedi. Sonunda çıkarımlardan bir tanesi şu oldu. Bu arada tabii çok fazla arka plan araştırması var. Yani isim araştırmaları, finansman araştırmaları, medya konglomerasyonlarının araştırmaları bakınca yani içlerinde bir grubunda aslında dünyada küresel gidişin iyi olmadığını, bunun bir şekilde durdurulması gerektiğini fakat bu sözlerini maalesef düzenleyici otoriteye anlatamadıklarını, küresel ısınmanın bakınız Aralık o itibariyle diye düşünelim yani
Kasım itibariyle ciddi anlamda su sorunumuz var. Ve bu kısa sürede doldurulabilir görünmüyor. İklimde kayma var. İnsanlar Kasım ortasında neredeyse Bodrum'da falan denize girdiler. Bu şekilde giden bir dünyada aslında bir şeylerin durdurulması gerekiyor. Buna ister karbon ayak izi deyiniz, ister işte çevre duyarlılığı deyiniz, isterseniz ormanları koruyalım deyiniz ama mevcut sistemde siz bunu değiştiremiyorsunuz. Nasıl değiştireceksiniz? Bir şeyin korkusunu yayarsınız. Yani bu bunun için mi yapılmış bir şey olabilir? Bir olasılık bir kenarda her zaman duruyor. Peki dünya nüfusunu azaltmak adına yapıldığını söyleyenler de çıkıyor. Orada iş daha bir komple haline gelmeye başlıyor. O komple halinin bir ucunu tabii aşıya da geliyor. Bunlar aşılayarak bizim nüfusumuz. Valla dünya nüfusunun azaltılmasının sonuçlarını siz böyle 3-5 yılda falan göremezsiniz. Ama dünya nüfusunun mevcut halini besleyebilecek kadar dünya var. Sadece sorun sizin oluşturduğunuz kötüye kullanımları, sizin oluşturduğunuz yemeyip çöpe attıklarınızı ya da neyse denizleri kirlettik de bunu engelleyebilmek. Bunu engelleyebilmenin bir yöntemi uluslararası ilişkileri biraz sınırlandırmak. Eğer siz bu dinamiği sürdürürseniz, dinamiğin merkezinde Çin duruyor. Ne isterseniz Çin'den geliyor. Ben size söyleyeyim, şu bardak da Çin'den gelmiştir. Geçen akşam bir şey denerken üstümde baktım bunun menşei neredeymiş diye 10 yıldır giydiğim eşofman altı, o da Çin'den gelmiş. Elinize ne atsanız Çin'den geldiğini görüyorsunuz ve bu karşıdaki ülkenin aslında kendi kaynaklarını, kendi ülkesinin insanlarını ucuza çalıştırmasından kaynaklanan bir durum. Bakın çok çalışmasından kaynaklanmıyor. Daha çok çalıştığı için değil. Bedelsiz çalıştırıyor. Bir cins kölelik halini aslında sürdürüyor. Buna karşılık ekonomisi gelişiyor, gelişiyor, gelişiyor. Para kazanıyor. Siz bundan bakın diyorsunuz, bak orada bir mitolojik figür var. Ne biçim yükseliyor bunlar. Halbuki alakası yok. Siz onu beslediğiniz için bu hale geliyor. Ben Bankalar Caddesi'nde dükkanların, o avizecilerin vitrinlerine bizde bilmem ne malı satılmaz diye yazdıkları zamanı biliyorum. Çünkü öyle bir girdiler ki, öyle bir insafsızca girdiler ki yerli olan olduğu gibi dağıldı etti. Şimdi siz bu süreci her katkınızla sürdürüyorsunuz. Bu sirkülasyonun kırılabilmesi için bu işlevin ortadan kalkması gerekiyor. Yani bir yerelleşme hareketi gerekiyor. Yerelleşme hareketi gıdanın yerelleşmesi demek. Yerelleşme işte hayvancılığın tekrar artma zorunluluğu demek. En sonunda biliyorsunuz yapay et de yaptık dediler. Ben de dedim ki inşallah o yapay et olur gerçekten de hayvanlar kurtulur. Kurtulur mu? Çok da emin değilim kurtulup kurtulmayacaklarından. Çünkü hep bir şeyin böyle ucuzlamasının daha iyi olduğunu söylediler ama o olmadı. O da oldu, öbürü de oldu. Bilakis aradaki farklar açıldı. Makasın arası giderek açılıyor. O aradaki açıklık nedeniyle de insanlar birbirlerine karşı tavırlarını, tarzlarını değiştirmeye başladılar. Bunların hepsini hesaba katarsanız pandemiya denen kavram, bütün dünyayı etkileyen kavram bir hayra vesile olabilir. Orada işte sesinizi kesmeniz gerekir. Çünkü belli ki belli bir şey planlanmış, o planlanmış olan şey yürütülüyor. Siz bunu istersiniz, istemezsiniz, komplocu dersiniz, dersiniz, Dukaka'ya dersiniz, dışarısınız, hiç fark etmez. Ben doğru bildiğimi, olasılıkları size söylüyorum. Bu da bir olasılık olabilir diyorum. Hyundai Yenikona'nın sunduğu Aslı Şafak'la İşin Aslı devam edecek. Hyundai Yenikona'nın sunduğu Aslı Şafak'la İşin Aslı devam ediyor. Orada sesinizi kesmeniz gerekir dediniz. Siz sesinizi kestiniz mi? Yok. Ya ben söyleyeceğimi söyledim ama ortaya çıkıp da bas bas bağırıp şey yap. Çünkü bazen efendim çekilip başkalarına da konuşma fırsatı tanıyacaksınız. Çok mu konuşuyordunuz? Gerekli gereksiz konuşmamak lazım ama ben mikrofon tutuldukça konuşurum. Ben hiç kendim yani 3 aydır falan video yüklemedim. Arada videolar yükledim. Evet, o videoların tonları değişti. Çok... İnsanlar fark etti. Sen de döndün Yavuz Bey işte bak gördün mü işte biz sana güveniyorduk. İnsanlar da istiyorlar ki hep böyle gözüne gözüne vuracak şeyler söyleyelim. Ya, halbuki ya insan sıkıntılılar. Toplum sıkıntılı. İyimser davransanız kötümser olanlara dokunuyorsunuz, sövüyorlar. Kötümser davransanız sen ne biçim diyorlar, öbürleri sövüyorlar. İşte bilim karşıtı diyor, öbürü bilmem. En sonunda şuna karar verdim. Buna zaten karar vermiştim. Bir kere daha doğrulandı. Hiç kimseye güvenemezsiniz. Hiç kimseye yaranamazsınız.
İki tane genel kanunu bu. Hayatın kanunu. Güvenememek, yaranamamak. Eğer güvenecek birini buluyorsanız onunla birlikte yürüyebilirsiniz. Ama yaranamamak meselesi geçerliliğini sürdürüyor. Yani ne söyleseniz susmadım fakat süreci izlemeye başladım. Hmm. Ha, bilimsel okumayı artırdım. Yani bu virüs yapay mıdır? Peki süreci izleyen Yavuz Dizdar şimdi ne görüyor? Süreç gayet güzel işliyor, onu görüyor. Süreç, yani kendi amacı doğrultusunda amacı işliyor. Doğrultusunda. Amacının ne olduğunu net olarak bilmiyoruz. O zaman da Mart'ta demiştik, sonbahara doğru bir aşı hazırlanacaktır muhtemelen. Çünkü endüstrinin içinden gelince bunun böyle olabileceğini hakikaten biliyorsunuz. Hazırlandı. Bir değil 5 tane hazırlandı. 5 değil 15 tane hazırlandı. Biraz yedi kocalı ürümüz gibi oldu ama. 3 de yetmez 5 tane. 3 de yetmez 5 tane var. Var. Şimdi insanlar tabii doğal olarak bunun bir etkisi olacak mı, yan etkisi olacak mı, yapacak mıyız, yapmayacak, bizi çipleyecekler mi, bunları tartışacaklar. Bir süre sonra sistem şöyle bir hamle yapacak. Veziri biraz doğru ileri doğru itecek. Vezirin ileri itmesiyle birlikte diyecek ki sen kodu almazsan eğer AVM'ye giremezsin diyecek, sinemaya giremezsin diyecek. Bakın yapmayınız demeyecek ama o veziri ileri gittiği hayat anda açmaza girdiğinizi getirecek. Göreceksiniz. Açmaz durumunda siz paşa paşa geriye kaçacaksınız. Güvenli alanda kalmak adına uygulatacaksınız. Peki neden? Yani şöyle neden? Aşının işe yaramayacağını mı düşünüyorsunuz? Yok, aşının işe yaramayacağını hiç düşünmedim. Hı hı. Aşı bilakis göründüğü kadarıyla verileri itibariyle en azından hani iki faz. Ben doğrudan Çin'den gelecek aşıdan bahsediyorum. Karıştırılmasın. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa kökenli aşılar da var. Biz onlara şu an için girmedik hiç. Biz ulusal olarak girdiğimiz aşı oradan gelecek olan zayıflatılmış virüs aşısı. Standart aşı modelidir. Yapıldığı zaman belki kolunuz biraz ağrır. Yapıldığı zaman belki biraz ateş tablosu yaratabilir. İçine bir miktar tabii ki güçlendirme amacıyla konulmuş olan alüminyum vesaire vardır. Bunların hiçbiri bana göre gerçek anlamda sorun oluşturmaz. Fakat aşının hedeflendiği dokuların, hedeflendiği moleküllerin insan vücuduyla alakası var mı dediğiniz zaman o zaman biraz durup düşünürsünüz. Çünkü bir şeyi baştan kurgularken bakın bir akıldan bahsediyoruz. Bir şeyi kurdu. Ocak'ta aslında var olan bir şeyi Mart'ta piyasaya sundu. Arkasından sesini hiç kesmeden bugüne kadar getirdi. Dolayısıyla bundan sonrasındaki hamleleri aslında biliyor. Yani bir satranç masasında oturuyorsak o hamleler hesaplanmış olan hamlelerdir. Getirmeye çalıştığım şey şu, aşı konusunda insanların içlerindeki tedirginlik erken dönem için değil ama geç dönem için bir karşılık bulabilir görünüyor. Okumadanın karşılığı bu. Ne demek yani bu? Yani bir şeyleri etkileyebilir. Yani neyi siz etkileyebilir? Daha önce geçirdiyseniz mesela enfeksiyonu, bunu bilmiyorsanız, çoğu insan çünkü bunu hafif geçirdi. %99'u basit bir soğuk algınlığı grip tablosuyla geçirdi. Küçük bir kısmında komplike oldu. Onların bir kısmı hastaneye yatıp yoğun bakım aşamasına kadar gitti. Ama büyük bir kısmı geçirdiğini bile farkına varmadı. Ya da geçirdi ama bakılmadığı için bilmiyor. Bakın ben Şubat'ta geçirdiğimi varsaydım. Bunu bir şekilde kanıtlamak için gideceğim. Kan tahlilini de yaptıracağım. Antikor gelişmiş mi gelişmemiş mi onu göreceğim. Ama geçirmiş olan biri bilmeden aşıyı yaptırırsa aşırı reaksiyon verme diye mesela bir tablo var. Bu kedilerde köpeklerde de bilinen bir tablo. Önceden karşılaşmış olana siz bir daha aşıyı yaparsanız biraz gözüne çomak sokmak gibi oluyor. Bu tür bir tabloyla karşılaşma olasılığını dışlayamadığımız için en azından aşının güvenliliği konusunda bizim devletimiz de biraz muhafazakar davranıyor. Ha ne yapacaklar? Kalitesine bakacağız diyor. Abi nesine bakacağım? Flakon içinde işte ambalajlanmış gelecek. İşine bakacaksın. Partikül var mı yok mu? İşte virüsüne mi bakacaksın? Kaç virüs olduğuna mı bakacaksın? Bunların hiçbirine bakmanızın bir anlamı yok. Onlar zaten hazırlanmış olarak gelecek. Mikrobik kontaminasyon var mı diye. Yok ona da bakmayacaksın. Neye bakacaksın? Hiçbir şeye bakamazsınız. Sadece uygulatırsınız. İnsanlarda işte bir ay içinde ciddi bir yan etkiyi, reaksiyon görmediyseniz güvenlidir diye kabul etmek zorundasınız. Ama 5 yıl sonra bir şey olup olmayacağını bilemezsiniz. Bu tür denemelerde yani yan etki var mı, reaksiyon var mı denemelerinde ideal oran kaçtır? Yok demek için. %99 mudur, %95 midir? Aslında ideal oran yoktur. Hı-hı. Yani ideal oran plaseboya karşıdır ama plasebo dediğimiz hani aslında bir şey olmayan sadece o madde de yapar.
O maddenin kendisi de, plasebonun kendisi de reaksiyon oluşturuyor. Nitekim yapılan o faz 1, faz 2 çalışmalarda plasebo uygulananlardan bazılarında antikor yanıtı alınmış. Bu nasıl oldu kimse bilmiyor. Yani öyle bir %99'unda bir yan etki yok. Güvenli yani. Güvenli yani %90'ın eğer %80 sorun, olursa bu. Oluşturduğu yan etkinin tipine bakar. Tamam. Ciddi yan etki oluşturursa %5 bile olsa kabul edemezsiniz. Tamam. Yani ciddi yan etkiden kasıt malum anafilaksi vesaire. Yani onun rakamı yüksek çıkarsa, beklenenin çok üstünde çıkarsa o zaman zaten müsaade etme gibi bir durumunuz söz konusu çünkü olmaz. Çünkü hani grip aşısı hikayesi var ya. Tabii. Grip aşısı vurulduktan sonra insanların bir süreliğine grip olmaları. Hah, öyle. Yani bunda da benzer bir, yani bu aşıyı, Covid aşısını vurulduktan sonra Covid benzeri ya da Covid'e mi yakalanıp böyle? Birkaç gün belki biraz kırıklık hissi olabilir. Onun dışında görüldüğü kadarıyla şu ana kadar bir şey yok. Yani çalışma birkaç yüz kişiden fazlasını kapsıyor. Faz 1, faz 2 çalışma. Faz 2 çalışmada amaç antikor oluşturuyor mu oluşturmuyor mu ona bakmak. Bir de tabii yan etki var mı diye bakıyorsunuz. Kabul edilebilir bulunmuş. Çok iyi bir dergide yayınlanmış. Dolayısıyla eğer onların beyan ettiklerinin doğru olduğunu kabul ediyorsak eğer bununla ilgili bir sorun yoktur diyebiliyorsunuz. Makale nereye ait? Makale Çin'e ait. Aşının faz 1'i için olan ham madde Çin üretimi, faz 2'si için olan İsveç üretimi. Biyotankta üretilmiş, bol miktarda üretilebilsin diye daha etkin bir madde elde etmişler. Ama bize gelecek ve 3. fazda ya da kullanılacak olan aşının spesifikasyonları konusunu biz de bilmiyoruz. Aslında biz çok fazla şey bilmiyoruz, onu söyleyeyim size. O zaman işte herkes aman hemen ben olayım diye atlamıyor. Atlamaz. Bir şekilde. O zaman ne olacak? Yani burada çünkü şey de var. Başlarda bir tırnak içinde, çok yanlış bir kelime biliyorum ama, denek bulma hikayesi de olacak. Valla denek bulma hikayesi hayatın her alanında geçerlidir. Sosyolojik ve psikolojik anlamdaki deneklerden mutlaka o denendi, geldi, kutulandı, tamam her şey okey. Ama bu anlamda o cesareti göstererek olma anlamındaki denekten bahsediyorum. Valla orada da aslında bakarsanız şu an denemesi yapılıyor. Kimde yapılıyor? Önden gelmiş olan bir grup aşı var. Bu grup aşı sağlık personeli içinde gönüllü olanlarda yapılıyor. Şu ana kadar bir özel hastaneden bir arkadaşımızla görüştüm mesela. Onun söylemesine göre herhangi bir sorun yok. Uygulamaya devam ediyor. Ama dedi bende dedi antikor var dedi. Ben o yüzden dedi yaptırmadım dedi. Ben antikor olup olmadığını bilmiyorum. Antikorla örtüştüğünde çünkü geçirmiş olduğunuz bir şeyin içine arı kovanına çomak sokmaya tabii, benzeyebilir. Belki işte yaptırmayı farkında kendinden şüpheleniyorsa geçirmiş olanlar önce bir antikora baktırsınlar. Bakın hepatit aşılaması için bile önce bir antikor baktırıyorsunuz. Geçirmiş mi geçirmemiş mi diye. Siz yaptırır mısınız? Doğrusunu isterseniz ben ondan 5 dozla yaptırırım. Aynı anda yaptırırım. Hiç fark etmez. Çünkü ben neyi alıp neyi alamayacağımı, neyin bana ne kadar toksite yapabileceğini 3 aşağı 5 yukarı vücudumdan biliyorum. Ama bunun hiçbir karşılığı olmaz. Daha şey soru, siz bunu çocuğunuza yaptırır mısınız derseniz orada işte temkinli davranırım, yaptırmam. Neden? Beklerim. Önce bir beklersiniz, görürsünüz. Bu hastalık gençler için ciddi anlamda risk oluşturmadı. Kötü birkaç tane örnekle bütün popülasyonun genç nüfusunu ben ileriye yönelik olarak ucu bilinmeyen bir yola sokmanın doğru olacağını düşünmem. Gönlü olan illa ben bunu istiyorum diyen ya da işte ben bunsuz olamıyorum diyen varsa onlar zaten gidip yaptıracaktır. Ama benim eğer bir önerim olacaksa bir... advisement mı deniliyor? Ne diyorduk ona biz Türkçe? Tavsiyem olacaksa bu şekilde tavsiye çok ederim. Çok alemsiniz. Hani ben bunsuz yapamam diyen biri olacaksa insan hiç test etmediği bir şeyi siz yapamaz mı? Ha ister. Test edilmemiş bir şey isterler. Hayatına hiç daha evvel girmemiş bir şey. Ben bunsuz yapamam mı? Olmaz olur mu efendim? Ben insanlarla konuşuyorum. Yani şu telefonların yeni modeli çıkacakmış. Yeni modelin var rakamları da. Ama bu test edilmiş bir şey. Yenisinin test edilmişliği yok. Ona rağmen sıraya girmiş de bilmem ne olmuş da falan da filan da şeklinde gidiyor işler. Ama insanlar bir kısmı bunların zaten gönülden inananları vardır. Gönülden inananlar onlara ne söylerseniz hani meslek grubu olarak adlandırmıyorum ama siz hangi meslek grubu olduğunu biliyorsunuz. Yani ne söylerse yapılır. Onlara mesela, onlar zaten gidecekler, olacaklar. Belli bir yaşın üzerinde olmaları eğer başka bir ek hastalıkları yoksa bana göre hiçbir sakınca getirmez. Yani en fazla 3 gün biraz halsizlik falan çekerler, bir şey olmaz. Ama
onlardaki yaşam beklentisiyle genç popülasyonun yaşam beklentisini bir tutamam. O yüzden diyorum orada biraz daha temkinli davranmak zorundasınız. Ne olursa olsun bu aşı 9 ay içinde geliştirildi. Bu aşının kısa vadeli yan etkisini biliyorsunuz. Yani ateş, kırıklık bilmem ne bilmem ne. Ne kadar süre antikor oluşturacağını da bilmiyorsunuz. Onu henüz bilmiyoruz. Mevcut önceki çalışmalardan tahmin antikor seviyesi düşse bile koruyuculuğunun bir daha devam ettiğini söylüyor. Ha bu açıklaması muhtelif olur. Yani solunum sistemine özel bir bağışıklık bırakabilir, başka yerlerde bağışıklık bırakabilir. Karşılaştığı zaman belki daha kolay adapte olabiliyordur. Ama reel insan datası olarak, insan verisi olarak aşının etkinliği, geleceği, bunun ne kadar etkin olarak insan vücudunda kalacağı, yani 6 ay sonra, 1 yıl sonra bir daha aşılanmak gerekir mi, gerekmez mi sorusunun yanıtı yok. O zaman ben de beklerim. Zaten vakte ihtiyacımız yok. Var. Bol miktarda var. Bazen tabii şöyle bir şey de olabiliyor. Yani bu korunduğumuzu zannederek bünyemize aldığımız bir şey. Buna örnek aşı olabilir ya da ilaç olabilir ve onu koruduğuna inandığımız bir şey. Bizim temelde almamız gereken tedbirlerde ihmale sebebiyet verdiği için aslında daha çok yayılmasına da sebep olabilir. Yani ben aşımı oldum deyip belki maske takmamak, belki mesafe kuralına uymamak gibi gibi, hijyene uymamak gibi unsurları da beraberinde tabii, getirebilir. Bu zaman zaman bir kere şunu herkes çok iyi bilsin. Bu aşı olunsa bile bu maske, mesafe, hijyen meselesi daha bir süre hayatımızın içinde olacak. Yani ben size söyleyeyim, önceki tahminlerime göre şu anki güncellememden bakıyorum. Güncelleme kriteri olarak da film piyasasına falan bakıyorum. 6 ay en azından bu devamlılığını maske sürdürecek. Maske 6 ay daha olur. Daha 6 ay rahatlıkla olacak benim gördüğüm. O yüzden birincisi rahatlamasına. Yani biz nasıl olsa aşı olduk bundan sonra. Ama şöyle bir beklenti de var, onu da söyleyeyim. Siz toplumun belli bir aşamasını aşıladıktan sonra, belli bir grubunu aşıladıktan sonra onun o toplum bağışıklığı, sürü bağışıklığı olan şeye dolaylı katkısını da hesaba katıyorsunuz. Yani ister istemez tabii ki o maskesini bazen çıkartan ya da işte öksüren, hapşıran vesaire, onlar da diğerleriyle üleşecekler. Sonunda bütün topluma yayılmış olan bir bağışıklık aşamasına erişilecek diye bir iyimser varsayımınız var. Burada böyle bir süre kestirmek mümkün müdür? Yani bütün topluma yayılmış bir güçlü bağışıklık tablosu doğru bir ve istikrarlı bir şekilde giderse bunun bir yıl gibi falan bir süresi olabilir mi, yoksa benimki uydurma mı? Yok, sizinki uydurma değil, sizinki hatta hafif kalıyor da olabilir. Çünkü baktığınız zaman bu hastalık Türkiye'de ne zaman var? O zaman Mart'ta bilmediğimiz şeyler bunlar. Ondan sonra o videolar bilmem ne korunca insanlar biraz mail atmaya başladılar. Gerçekten Kasım ayında var. Öyle görünüyor. Kasım ayında bir stoklanmış kanın içerisinde yine saptamışlar. Fransa örneği bu. Dolayısıyla aslında o zaman da bir şeyler var. Bu şuna getiriyor. Bulaşıcılığın yüksek olduğunu bildiğiniz için sizin tarihçenizi bir en az 3 ay değil 5 ay geriye çekiyor. 5 ay geriye çektiği zaman o zaman o ya diyorsunuz işte bu sürü bağışıklığına acaba çok yaklaşmış olabilir miyiz? Burada maalesef evet olabilir geliyor. Olabilir diyorsunuz. Bakabilir miyiz? Cross-sectional, o kesitsel olarak antikoru taramanız lazım. Onun ne kadar süre kaldığını bilmediğiniz için orada da çok fazla bir şey söyleyemiyorsunuz. Dolayısıyla konu hep spekülasyon halinde kalmayı sürdürüyor. Biz sürü bağışıklığına erişmiş olma ihtimali giderek artan bir topluluğuz. Bu bizim ülkemizin kişilik yapısından kaynaklanıyor. Yani bunlar rahatlar, bunlar bir şekilde yan yana gelmekten çok çekinmiyor. İstediğiniz kadar hani uyarıyı verseniz de bir noktadan ötesine bir şey yapamıyorsunuz. Dolayısıyla herd immunity denen hikaye yakındır diye bakıyorsunuz. O zaman tabii şu soru oluyor. O zaman biz bu aşıyı ne yapacağız'a geliyor. Biz bu aşıyı yine de kontrollü olarak bağışıklığını belki bakacağız. Eğer yoksa yapılacak. Ama gelen dozunu bütünlüğü kullanmaya ihtiyaç kalıp kalmayacağı meselesi tartışmalıdır. O zaman şey ilaç şirketlerinin elinde mi kalacak bu aşılar? Ama onlar onu çok daha sattılar. Onlar bir şey olmaz ki. Onlar ya ilaç şirketlerinin elinde kalmaz. Zaten verilir. Burada olmazsa başka bir yere gönderilir. Daha önce yaşanmış olan bir şeydir bu. Orada bir sorun olmaz. Sistem çarkını döndürür zaten. O çark döndü. Döndüğü için bu noktaya geldik. Tamam. O zaman en azından o çark döndü ve onun için bu noktadayız. Birazcık daha insanın içini ferahlatıyor sona doğru yaklaştığımız konusunda. Peki
aşıyı oldu. Hı-hı. Aşı taşıyıcı olmaya engel mi? Ha, bilmiyoruz. Yani taşıyıcı olmaya engel olmadığını söylemek pek mümkün değil. Çünkü bazılarının doğuştan böyle bir yetenekleri var. Yani kanlarında bilmem ne de olsa bunlar bunu taşıyabiliyor. Bunu saptamak mümkün mü? Değil. Gam kasvet yapmak gerekli mi? O da değil. Yani toplumun içerisinde şu kadar ki insan bunu taşıyıcı olarak var. Bu her an patlayabilir, her an tekrar bilmem ne olur, tekrar şey yapabilir. Sizinle yaptığımız ilk sohbette pasamet hayvanından örnek vermiştik. Evet, evet, yani onu yaşatma ihtimali hep böyle bir kenarda tutulacak mı? Tutulacak gibi duruyor süreç içerisinde. Ama normal koşullar altında bu olmaz, onu söyleyeyim ben size. Bütün salgınlara baktığınızda bir şekilde 200 yıl, 300 yıl, 500 yıl sonra bile o hastalık aslında yaşıyor. Yaşar. Yani yaşıyor. Hastalık yaşar, siz koşullarınızı değiştirdiğiniz için size yüzünü göstermez. Bu sefer de ne kadar yüzünü gösterdi bilmiyorum ama yani yüzünü bayağı bize bir ayna tutarak gösterdiler. Bak böyle oluyor, bak şöyle oluyor, bak işte insanlar düşüyor, gidiyor falan filan şeklinde. Ondan sonra oradan buradan haberler. Hangisi gerçek, hangisi dezenformasyon bilmiyorsunuz. O verileri anlık olarak bildiren bir site var, görmüşsünüzdür. Çubuğu üstünde hangi ülkenin dolaştırırsanız ne zaman ne kadar olduğunu real time söylüyorum falan diyor. Kaç kişi çalışıyor diye baktım mesela. Ben oturdum bunlara baktım. Kaç kişi çalışıyor tahmin eder misiniz? Çin merkezli bir şirket bütün dünyanın verisini tutuyor. 10 kişinin altı görünüyor. Şirket konusunda hiçbir bilgi yok. 10 kişinin altı çalışıyor diyor. Bütün dünyanın verisini real time Dünya Sağlık Örgütü ve mümkün değil hükümetler öyle bir şey. Hükümetler dahil hepsine o veriyor ve 10 kişinin altı görünüyor. Arkadaşlarım dediler ki o çok kolay, niye olmasın ki, işte linkler atılmıştır. Abi linkler atılmıştır ama yani linkler ne zaman atılmıştır ha diyorsunuz ki, link zaten 2009'da falan atılmış. Sistem zaten var, 2009'da da sistem var. Şu an biz o sistemin var olduğunu fark ettik. Acaba 2030'da ortaya konacak hangi sistem şu anda inşa ediliyor? Onu bilmiyoruz. Yani inşallah daha iyisi olduğunu ümit ediyoruz. 2030'daki sistemin bugünden çok büyük bir farkı da olmayabilir. Yani bize hep şey, küçükken şey gösterdiler, işte Galaktika'da gösterdi, uzay yolunda gösterdi, Star Trek ışık hızıyla gidiyor, oradan oraya galaksiler arasında dolaşıyor, yolculuğunu yapıyor. Onların hiçbiri gerçekleşmedi. Bir de kökten atılgana oldu. Yani kökten atılgana, o cep telefonu onu yaptı. Bir de açılıp kapanan kapılar oldu. Siz talep etmezseniz, siz istemezseniz, siz onu körüklemezseniz bu sistemin geriye gidişi de söz konusudur. Dünyada her zaman lineer ve yükselen bir akış yok. Zaman zaman geri düşüşler var. Mısır piramitlerini düşünün. Ben yanına gittim baktım şöyle bir kere hayatımda. Sadece baktım bu dedim yani normal bir şeydi. Yani bunu ne kimse anıt olarak yapar, ne kimse işte bir tapınak olarak yapar, ne kimse bilmem ne için, ya hiç kimse için yapmaz. Buna kimse uğraşmaz dedim. Başka mantıklı bir açıklama bulunmadığı sürece ben açıklamayı reddediyorum. Şu an yapılabilirlikleri yok, yapılamıyorlar. Ve niçin yapıldıkları da bilinmiyor ama o zamanki uygarlığın seviyesine baktığınız zaman o uygarlığın seviyesi uygarlık olarak bugünkünden daha ileride, onu kabul etmek zorundayım. Yani insan ilişkileri, ortalama toplumsal değerler vesaire konusunda eski oluşmuş olan uygarlıklar, biz teknolojik olarak ilerideyiz. Ama nasıl teknoloji anladığınıza bakar. Birisi geçenlerde bir örnek veriyordu. İşte hepsi araba ama dedi. Bir tanesi bilmem ne marka dedi, öbürü bilmem ne marka dedi. Yani evet hepsi araba. Ben uçabilir olan bir şeyden bahsediyorum ama uçak mantığıyla uçmayacak. Hyundai Yeni Kona'nın sunduğu Aslı Şafak'la İşin Aslı devam edecek. Hyundai Yeni Kona'nın sunduğu Aslı Şafak'la İşin Aslı devam ediyor. Ya bu biliniyor da işte bir türlü hayatımıza giremiyor, bir türlü yapılamıyor. Hani belki insanlık için büyük bir insanlık için buluş küçük olabilir. Ama bizim için büyük bir adım olacak. Yani akşam yemeği için Londra'ya gitmek, yani evet kuyruklara muyruklara gitmeden şak diye restorandaki masaya ışınlamak iyi olurdu. Ben de kabul ediyorum. Bana öyle genel geçer herkesin Instagram'da paylaştığı esprilerle gelme. Bu yapıldı Covid döneminde, yapıldı Mart ayında Ceyhun. Nasıl yaptın ya? Nasıl ya? Karikatürü var onun. Şey diyor, ne diyorsun ya? Sözüm ona diyor, 2020'de diyor uçan arabalara binecektik, evden çıkamıyoruz şimdi diyor. Evet. Bu espri çok yapıldı. Ceyhun sen mesela söylesene, kaç dakikamız kaldı? 10 minutes. Ten minutes. Bak bana bunlarla gel.
Bak yine aktı geçti hocam. Akar geçer tamam da yani biz hızlanalım. Daha çok şey anlatalım. Biraz daha tonu yükseltelim. Biraz ne, daha... Mesela neyi daha... Ne, şu anda içinizde ne kaldı? Siz söyleyin sorun. Hayır ben sizin Covid'de ilgili içinizde ne kaldı? Benim Covid'de içimde çok fazla bir şey kalmadı. Aslında kalmış olan bir takım şeyler var. Onları deneyip görmem gerekiyor. Yani işin şekli değişti. İşin benim için algısı olduğu gibi değişti. Üstelik bunu doğrulatabileceğim bir sistem de elime geçti. Bu yakın zamanda oldu ama deneme aşamasındayım. O deneme aşaması tamamlanırsa biraz tamamen rastlantısal gidiyor. Sadece algınızı dik tutuyorsunuz. O deneme aşaması tamamlanırsa o zaman bir takım şeylerin taşları daha yerine oturacak. Süreci daha belki kolay atlatmamız için elimizde başka manipülasyonlar falan olacak. Bunları anlatabilirim. Peki, ama sonra. Peki hocam bir tıp doktoruna soruyorum şu anda bunu. Söyleyiniz. İnsan bu süreçten insan, vücut daha güçlenmiş mi çıkar? İnsan bünyesi böyle midir? İnsan bünyesi aslında eziyet edildikçe güçlenmeye meyillidir. Yani şu an daha güçlenmiş olarak çıkabileceklerini psikolojik olarak düşünmüyorum. Fiziksel olarak eğer faaliyetlerini azaltmadılarsa evet belki. Ama baş edilebilir olanla siz çıkabiliyorsunuz. Baş edilemez olan bir şeyin içine kaldığınız zaman ondan çok fazla çıkmazsınız söz konusu değil. Güçlenmiş olarak çıkmayacaklar hayır. Öyle bir şey olmayacak. İnsan vücudu, ama sağlığı. İnsan vücudunu, insan sağlığı, insan psikolojisi belki biraz genleşmiş olarak çıkacak. Belki birazcık dünyaya bakışlarında hep beklentim o. Bir değişiklik olsun. Yani dünyanın bu kadardan ibaret olmadığını anlasınlar. Ellerindeki aslında verilmiş olan bir yön, olağanüstü fırsatın bir anda bir salak virüs yüzünden değişebileceğini hissetsinler. Ellerinin altından, ayaklarının altından kırmızı halının çekilebileceğini anlasınlar. Bunu hissedebildilerse ne mutlu. Bu güçlenmiş olarak çıkmak demektir. Çünkü o zaman geleceğe yönelik farklı bakabilecekler. O zaman virüs eğer bir şeysi varsa bunun olumlu amacına erişmiş olacak. Eğer hayır olmayacak, biz bugün düğmeyi açtığımız anda eski dünyamıza geri dönmek istiyoruz derlerse çok fazla sürdürülebilir bir dünyaları olduğunu düşünmüyorum. Ve sistem de bunu gösteriyor. Kuraklığa bakıyorsunuz, ona bakıyorsunuz, buna bakıyorsunuz. İklim kayması, işte verimin azalması, o bu. Herkes böyle felaket tellalı gibi ama maalesef de doğru yani. Siz kulağınızı tıkarsanız yok onlar. Bir abimiz var, sabah programları yapıyor bir radyoda. Sürekli başlar, işte orada savaş çıktı, burada bilmem ne çıktı. Biz bunların hiçbirini bilmiyoruz. Ama takip ederseniz dünya aslında pek şenlikli bir yer gibi görünmüyor. Dünyanın gerçekleri. Siz eğer böyle bir şeyin aslında olmadan da daha iyi, mutlu yaşanabileceğini, o uygarlık dediğim şeye, oraya gidebilirsiniz. Ama gitmek istemezseniz günlük yaşamınızın temaşası içinde, karmaşıklığı içinde varlığınızı sürdürürsünüz. Halbuki öbür türlüsü mümkün. Virüs bunu ispatlayabilirse eğer ne mutlu. Ve ispatlayabilir gibi görünüyor ilk defa. Hastalarınız arttı mı bu süreçte 10 ayda? Hastalar olduğu gibi azaldı. Ve ben bunu 2 hafta önce fark ettim. Bizim normalde benim başladığım yıllarda 25 yıl falan önce yıllık protokol sayısı 2500'dü. 2500 yeni kayıt demektir bu. Sıfır hasta gelmiş demektir. Sonra bu arttı. Geçen sene itibariyle 10.000'e dayandı. 9.000'i geçtik. Bu sene ben size söyleyeyim 3.000'e gelmedi. 2700. Neden? Neden? Çünkü bu hastalar ya gelemediler, ya korktular, ya hakikaten gelmeleri de gerekmiyordu. Lüzumsuz belki geliyorlardı. Ama sonuçta 1/3'e düşmüş olan bir hasta durumu var. Bu diğer hastanelerde de çok fazla farklı değildir. Yani bize gelemeyenler orada gidip de kendi imkanlarıyla başka hastanelere başvurmadılar. Onlar zaten hiç dışarı çıkmadılar. O yüzden toplamlara baktığınızda hastalık kayıplar, tanı konmayanlar, konanlar, fazladan tedavi edilenler nötrde kalıyorsunuz. Her zaman nötrde kalıyorsunuz. Bizim de bu hastalık sürecinden çıkarttığımız onkoloji alanında, kanser alanında bir takım dersler oldu. Yani gereksiz aslında elimizi fazla geniş tuttuğumuzu, aslında daha konservatif davranabileceğimizi, yani her şeyi gördüğümüz anda üstüne çekici, ya elinde çekiç olan gördüğü her şeyi çivi olarak kabul ediyor. Bir tane vurayım ben buna. Saplayayım diyor. Hiç alakası yok. Bazı şeyler öyle dururlar. Bir şey yapmasanız da bir şey olmaz. Benim bir yıldan çıkarttığım sonuç bu. En azından onkoloji alanında ciddi anlamda bir beklenen vahim tablo, işte tedavisiz kalan hasta durumu oluşmadı. Elbette içlerinde karşılığını bulamamış olan istekler, talepler olmuştur. Fakat görünürde ses, sükut hakimdi. Peki sizin hastalarınızda
COVID'e yakalandıktan sonra bunun kanser olduğu için ceremesini çok daha fazla çekenler oldu mu? Olduğunu söylediler. Ben görmedim. Hı hı. Daha kötü geçiyormuş dediler. Görmedim. Çünkü COVID ile ilgili tablonun kötüleşmesi insan vücudunun bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyonuna bağlı. Halbuki bizim yaptığımız tedavilerin çoğu da o aşırı reaksiyonu törpüleyen tedaviler. Dolayısıyla muhtemelen birbirini karşıladı, nötralize etti. Bununla ilgili bir sıkıntıyı yaşamadık. Ama şöyle bir durum da var yani. Acaba diyorum toplam ölümler açısından daha iyi bir yıl mı kanserden? COVID olması nedeniyle, çünkü biz de hastalara bazen olumsuz etki edebiliyoruz. Bu soru hiçbir zaman yanıtlanmayacak. Oo, çok ağır bir hastanın, şey söylediniz burada ama. Öyle oluyor zaten. Yani. Hastaların içerisinde sıkıntı bildiren, geçirdik diyen var mıydı? Evet, bol miktarda hasta COVID geçirdik dedi. Bunların içinde sıkıntı yaşamış olan var mıydı? Yoktu. Meslektaşlardan geçiren var mıydı? Vardı. Yani ilk seansta Nisan aylarında hiçbir şey yoktu. Fakat sonra sonbaharla başlayan dönemde çok fazla insan bunu bizatihi yaşadı. Biz de etrafımızda yaşamış olduk. İkisi birbirinden farklı şeylerdi. Yani farkın nereden olduğunu da anlamadım. Kanser öldürmüyor, doktor mu öldürüyor? bir kısmında yani bir katkımız olabilir. Için doktora gitmediği ölmüyor. İçin insanların bazen işleri yaver gidebilir. Yani siz giderseniz aranıyorsunuzdur, onun karşılığını bulursunuz. Arayan Mevla'da, Bela'da diye bir kavram var malum haliniz. Dolayısıyla her zaman bir şeyin peşinden çok fazla aşırı sürüklenmeyeceksiniz. Bazen duracaksınız, bekleyeceksiniz, bir kontrolde tutacaksınız. O kontrolde tutulanlar için bu sene çok verimli oldu. Gördük ki aslında bir takım şeylerde bir şey yapmasanız da bir şey olmuyor. Bunu anlamakta zorlanan arkadaşlarımız tabii ki olacaktır. Önlerine bazen koymak gerekir. Böyle işte bak bu. Hakikaten hiçbir şekilde onlar da şaşırıyorlar. Nasıl yani diyor. Bir şey yapılmadı. Gelmedi aslında abi. Yani zorunluluktan yapılmadı. Bizim isteğimizden yapılmadı değil. Zaten şartlar belli. Randevu sayıları azaltıldı. Yeni hasta alınması konusunda belli ki bir düşme söz konusu oldu. Çünkü bizim kaynaklarımız da kurudu. Çünkü onlar da COVID nedeniyle bir miktar işlevlerini kaybettiler. Ama sonuçta da baktığımızda hani çok da büyük bir katastrofla karşılaşmadık. Büyük bir felaket falan tablosu olmadı. Demek ki bazı şeyleri biz biraz kendi kendimize vesveseyle büyütüyoruz, üretiyoruz gibi bir tablo ortaya çıktı. Bundan sonrası için temenni şudur efendim. İnsanlar bundan bir ders çıkartırlarsa çıkartsınlar. Çıkartmayacaklarsa, çıkartmayanlar zaten bildiği gibi devam edecek. Bir süreci geçirdik. Süreç daha uzayacak. Kriter olarak koyduğum kriter, tekrar söyleyeyim, Bond filmlerinin gelişi. 25.si gelecekti. Nisan 2020'de ertelediler, Kasım 2020, ertelediler Nisan 2021. Şimdi tekrar söylüyorlar bir daha ertelenebilir diye. Çünkü 25. film önemli bir filmdi. Bu filmin beklentisi çok yüksekti. Streaming'e vermek istemiyorlar filmi. Ama 4. defa ertelenmesi demek bunların daha iyi şeyler bildikleri. Çok ilginç bir Bond endeksi. Bizim Bond endeksi, evet. Endeksi gibi. Mac hamburger endeksi. Evet, McDonald's olan. Endeksi vardır ekonomide. Evet. Hamburger endeksi Big vardır. Endeksi. Big Mac endeksi. Şeyde, bu arada bu reklama girmiyor. Big Mac endeksidir endeksin adı. Burada da Bond endeksi yapabilir. Bond endeksi. Çok güzel bir bu şey oldu. Güzel bir veri ben oldu. Ben de filmi bekliyorum. Çünkü ben filmlerin hepsini bir kere daha seyrettim pandemi döneminde. 3 kere daha seyrettim. Hepsinde verilen mesajları çok net olarak anladım. Ve tekrarlarını da ne kadar güzel kotarılmış olduğunu. Topu topu 5 tane roman üzerinden 25. filmi yapıyorlar. Aslında birbirlerinin versiyonları ama hiçbirinde ne bir tekrar hissediyorsunuz. Sadece eskilerinin jenerikleri çok komik. Kadının üstüne kamerayı tutmuşlar, bir şeyler oynatmışlar. O şekilde film jeneriği çekmişler. Yenilerinde tabii o olay tamamen teknolojik olarak değişmiş durumda. Daniel Craig de son filmi yani artık son Bond'luğu. Son Bond'luğu olacak. Şey gibi ben de heyecanla bekliyorum valla sürekli tarihi erteleniyor. No Time To Die bakın ismi bile çok güzel. Evet, No Time To Die. Ölmek için zaman yok. Ölmek için zaman yok ama bekliyoruz onu heyecanla. Valla ön izlemelerini falan böyle izledim baktım. Fena da görünmüyor, güzel olacak gibi. Güzel olacaktır. Değil en mi? Uzun Bond filmi. Bond ne zaman geliyor sinemalara? Covid o zaman Bond'un girdiği kapıdan Covid çıkacak. Bond endeksi yaptık oldu. Yaptık, ne kadar bilimseliz. Bu çok güzel de oldu. Oldu. Bond endeksi. Evet, Yavuz Dizdar'ın endeksi.
Hyundai Yenikona Aslı Şafak'la işin aslını sundu.